أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله, وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة كارداشترين bazı büyüklerimizin ve ihvanlarımızın arzusu üzerine Büyük Şeyh Mustafa İsmet Garibullah Efendi Hazretlerinin Risale-i Kutsiyesini ders olarak işlemeye karar verdik. Bunu yapmaya çalışırken Üstadımız, Şeyhimiz, bilmediklerimizi bizlere öğreten Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinden derlenen Risale-i Kutsiyesinin iki ciltlik şerhi ve izahından istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Muvaffakiyet ancak Allah'tandır. Şanı Yüce Rabbimizin zatına sığınarak bizi hatalardan, kusurlardan muhafaza eylemesini yine o büyük Allah dostunun mübarek lisanıyla Allah'tan niyaz ediyoruz. Benim ezaf beşer ya Rabbi yezdan. Ya Rabbi ben insanların en zayıfıyım. İşim leylü nahar nisyanla isyan. İşim gece gündüz unutmak ve isyandır. Bizi sehvü hatadan sakla Rahman. Rahman Teala bizi yanlışlardan ve hatalardan koru. Senindir ilmu hikmet Rabbi Subhan. Ey noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim, ilim ve hikmet senindir. Bu hikmet de düşüp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Rabbimize ait olan bu ilim ve hikmete düşüp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz ve dinlediğimiz bu Risale-i Kutsiye kitabı mevzusunda, konusunda, dalında misli olmayan son derece mübarek, kıymetli, değerli bir eserdir. Bu kıymetli eser hakkında Üstadımız Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhi, dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi babamız dünyada insanların yazmış olduğu kitaplar arasında iki kitap vardır ki itiraz kabul etmez. Biri Mesnevi, diğeri ise Risale-i Kutsiye'dir. Lakin Risale-i Kutsiye şer'i hükümleri ihtiva etmesi yönünden daha ağırlıklıdır buyurmuşlardır. Efendi Hazretlerimizin Arapça hocası Hacı Dursun Efendi ise İsmet Efendi'nin Risale-i Kudsiyesi, İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi Ruhu mektubatının hulasası gibidir buyurmuştur. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu da Risale-i Kudsiye hakkında mektubatın metnidir buyurmuşlardır. Meşayıhtan nakledilmiştir ki dervişler, Allah yolunun yolcuları, müridan, canı sıkıldığında, manen daraldığında, Risale-i Kusiyye'den bir sayfa okur veya dinlerse, biiznillah gönül genişliği verilip, rahatlar diye buyurmuşlardır. Bu kıymetli eser, Silsile-i Şerif'in 32. halkası olan Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah tarafından yazılmıştır. Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu o dönem Osmanlı sınırları içinde bulunan yan ya da dünyaya teşrif buyurmuşlardır. Bunu Risale-i Kudsiyesinde şöyle ifade buyuruyorlar. İlahi Mustafa İsmet ki ismim zuhuru yan olduğu bu cismim. Mustafa İsmet Efendi orta boylu, buğday tenli, kaşları gözleri siyah, nurlu, güzel yüzlü bir zattı. Gençlik yıllarında mahkemeyi şer'iye katipliğinde bulunmuşlardır. Mustafa İsmet Efendi Allah aşkı derdi olan bir zat idi. Biliyorsunuz ki dert insanı tabibine götürür. Allah'a huslat derdine derman bulmak üzere yan yadan Mekke'yi mükerremeye gitti ve Mekke'yi mükerremede Mevlana Halidi Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan abdullah Mekki Hazretlerine intisap eyledi. abdullah Mekki Hazretlerinin Ebu Kubeys Dağı'ndaki tekkelerinde 7 senede seyri sülükü tamamladı. Mustafa İsmet Efendi şeyhinin izniyle tekkede birlikte yetiştiği Süleyman Kırimi ile birlikte irşad için Mekke'yi mükerremeden ayrılıp Taif cihetine doğru yola çıktılar. Çölde ilerlerken Süleyman Kırimi'nin devesi birden yere çöktü ve yürüyemez oldu bunun manevi bir işaret olduğunu hemen anladılar. Süleyman Efendi, İsmet, İsmet, Şeyhimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Emanet de bu fakire verildi. Geri dönelim buyurdular. Ve geri dönüyorlar. Gerçekten de Mekke'yi mükerremeye vasıl olduklarında Abdullah Mekki Hazretlerinin Hakk'a yürüdüğünü görüyorlar. Bunun üzerine Süleyman Efendi irşat postuna oturur. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Risale-i Kutsiyesinde Süleyman Krimi'den şöyle bahsediyor. Hususi Mekke'de eş Şeyh Süleyman olup tur naibi menabı gavsu irfan bu gavsun tut elin hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Mustafa İsmet Garibullah kuddise sırruhu manevi bir işaretle Anadolu'ya gelerek irşat vazifesini bir müddet burada yürüttükten sonra memleketine dönse de orada hizmette devam ederken manevi bir işaretle Edirne'ye geldi ve buradaki Sultan Camii'nde irşat vazifesine başladı. Edirne'de daha sonra halifelerinden olacak olan kıymetli ihvanlarından olan Hüseyin Kutsi Efendi'nin kerimesiyle evlendi. Nimetullah, Hafız, Ferdi, Behauddin isimlerinde dört erkek, Nakşiye ve Sıddık'a isimlerinde iki tanesi kız olmak üzere altı tane evladı dünyaya geldi.'' Hüseyin Kutsi Efendi Büyük Şeyh Efendi Hazretlerine intisap ederken kayınpederi olan Hüseyin Kutsi Efendi Büyük Şeyh Efendi'ye intisap ederken ona buyurdu ki Büyük Şeyh Efendi Hazretleri ona buyurdu ki hoca olmadığına alim olmadığına sevin. Bunun ne manaya geldiğini anlayamadı ama bir şey de sormadı. Tarikat dersini alıp seyri sülükünü bitirdikten sonra bu sefer Büyük Şeyh Efendi Hazretleri buyurdu ki şimdi de hoca olmadığına, alim olmadığına üzül. Bunu nasıl anlayacağız? Manası nedir? Yani ilk başta eğer bir insan hoca olursa, alim olursa, ilmi çok olursa, Allah muhafaza eylesin ki şu anda ekser böyle oluyor. O ilmin verdiği gururla, o ilmin verdiği kibirle bir Allah dostuna intisap etmeyi düşünmeyebilir. Tarikata girmeyebilir. Bunun için buyurmuşlardır ki hoca olmadığına sevin. Hoca olmayınca öyle bir kibir olmaz, gelir intisap eder. Ama ne zaman ki seyri sülükü bitirdi, İrşat makamına geldi. insanlara şeriatı, tarikatı anlatacak. E orada da ilim lazım artık. Şimdi de hoca olmadığına, alim olmadığına üzül buyurmuşlardır. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri'nin Edirne'deki gayretli hizmetleri, irşatları sebebiyle şöhreti her tarafı kapladı. Müntesipleri gün be gün arttı. İstanbul ve dahi saray erkanı zatı alilerinden tesirlenmiş hatta o devrin padişahı olan Sultan Abdülmecit Han Hazretleri kendilerine intisap etmişlerdi. Bir müddet sonra İstanbul'daki müritleri Şeyh Efendi'nin İstanbul'a gelmesini ve irşat vazifesini burada sürdürmelerini çok arzu ettiler. Bu hususta müridanın çok ısrarı sebebiyle Mustafa İsmet Garibullah İstanbul'a teşrif eyledi. Ve kayınpederinin Koca Mustafa Paşa semtinde satın aldığı yere yerleşip bir müddet irşat faaliyetlerini burada yürüttü. Bu arada tekke inşası için bu arada tekke inşası için uygun bir yer aranmaktaydılar. Uygun bir yer aramaktaydılar. Tam o sırada şimdiki İsmet Efendi dergahının arsası satılığa çıkarılmıştı. Bu arsaya kırmızı kilise Rum okulunu yapmak üzere sahibine çok büyük paralar teklif etmişlerdi. Ama şuurlu bir Müslüman olan arsa sahibi paraya çok ihtiyacı olduğu halde arsasını kiliseye satmak istemiyordu. İşte tam bu sırada arsadan haberdar olan Mustafa İsmet Garibullah bu arsayı almaya talip olunca arsa sahibi malımı kiliseye satacağıma bedava tekkeye veririm hiç olmazsa kıyamete kadar Mevla'nın ismi şerifi zikredilir diyerek çok az bir bedelle Mustafa İsmet Efendi'ye tekke inşası için sattı. Allahu Teala Hazretleri şimdiki Müslümanlara da bu şuurdan ihsan eylesin inşallah. Böylece İsmet Efendi Fatih Çarşamba'da halen kabri şerifinin bulunduğu ve İsmet Efendi dergahı ile anılan dergahı inşa ederek hizmetlerine burada devam etmişlerdir. Tekke'nin inşasından sonra Mustafa İsmet Efendi tekkeyi buldunuz ama şeyhi kaybettiniz buyurdular. Hakikaten de 6 ay geçmeden arkalarında 60 kadar halife ve birçok ihvan bırakarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah kudüs-i ruhu buyurmuşlardır ki Allah'ım bana vaat etti. Dergahımın kapısından bir defa muhabbetle bakanı dahi unutmayacağım ve kıyamet günü ona şefaat edeceğim. Allah Celle Celaluhu bizleri de şefaatine nail eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.